Merhaba arkadaşlar, Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Babaannemin cesedinin bulunamaması çok şeyi ifade ediyordu. Ya babaannem yangından kaçmıştı ya da cinlerin sayesinde kurtulmuştu. Polislerin gelip haber verdiği andan itibaren ben artık yerimde duramıyordum. İki ihtimalle de büyük tehlike altındaydım. Annem babam geceleri başımdan ayrılmıyorlardı. Benim psikolojim çok bozulmuştu. Hiçbir yere çıkamıyordum. Ne gece ne de gündüz artık huzurum kalmamıştı. Babam beni önce bir psikoloğa götürdü. Babaannemle yaşadığım şeyleri kısmi de olsa anlattım. Ama doktor bana böyle halüsinasyonların bazen görülebildiğini, bunun kişinin psikolojik durumuna bağlı olduğunu söylüyordu. Benim babaanneme gitmeden önce hiçbir şeyim yoktu. Ne gördüysem gerçekti. Hayal veya halüsinasyon değildi. Doktorla birkaç seans görüştükten sonra artık gitmemeye başladım. Daha sonraki günler korkularım çoğalmaya başladı. Karanlıkta yatamıyordum. Tek başıma da uyuyamıyordum. Ya annem ya da babam benimle kalıyordu. Olaydan yaklaşık 2 ay sonra yavaş yavaş kendime gelebilmiştim. Yine de karanlıkta uyuyamıyordum. Bir gece rüya görmeye başladım. Babaannem oyanan evde alevlerin arasındaydı. Etlerinin yanmaya başladığını görüyordum. Çığlıklar içerisinde kıvranıyordu. O kıvranırken evin içinden kapkara dumanlar yükseliyordu. O dumanların içinde bir şeyler kaçışıyordu. O siyah cin, yani kara, onu da gördüm. Babaannemin yüzü yanmaya başlayınca yanağındaki etler yüzünden düşmeye başladı. Sonra kara dediği cin gelip onu sürükleyerek götürdü. Çığlıklarla uykudan uyandım. Annemle beraber yatıyorduk. Annem kabus gördüğümü anlayıp beni sakinleştirmeye çalışıyordu. Bir bardak su getirdi. Ne gördüğümü sordu. Babaannemi yanarken gördüm dedim. Bu dünyada yaptığı kötülüklerin acısını çekiyor dedi. Benim ne suçum vardı anne? Ben neden bunları yaşıyorum diyerek ağlamaya başladım. Ben de annem de çok üzülüyorduk ama demek ki çekeceğim varmış. Babam sorup soruşturup bir hoca bulmuştu. İş yerinden izin alıp beni o hocaya götürdü. Hocaya yaşadıklarımı anlattım. Sonra da geçen gün gördüğüm rüyayı. Babam ilk defa duymuştu bunu. Hoca bana bir muska yazdı ve yanından ayırma. Besmelesiz ve abdestsiz uyuma. Dikkatli ol kızım dedi. Hocanın beni rahatlatmasını umuyordum ama o beni daha çok korkutmuştu. O kadın ölmüş artık, korkmana gerek yok falan dese rahatlayacaktım. Bana dikkatli ol dedi. Bunun sebebi neydi ki? Aradan birkaç gün geçmişti. Ben yine her akşam olduğu gibi duamı edip yatağıma uzandım. Bugün annem kalacaktı benimle. Biz uyumaya geçerken odaya Murat girdi. Ağlıyordu. Siz hep ablamla uyuyorsunuz. Benimle kimse uyumuyor artık. Beni sevmiyorsunuz dedi. Ben ağlamaya başladım. Anneme sen bugün Murat'la uyu. Ben iyiyim dedim. Annem babama söyleyecekti ama o çok yoruluyor anne. Bırak rahat rahat uyusun dedim. Annem de tamam deyip Murat'ın odasına gitti. Ben aylar sonra ilk defa yalnız uyuyacaktım. Gözlerimi kapatamıyordum. Sanki kapatsam birden karşıma çıkacakmış gibi hissediyordum. Gece yarısına kadar uyuyamadım. Odanın ışığı açıktı neyse ki. Uyku iyice bastırınca kendimden geçmişim. Uyurken bir anda gözlerimi açtım. Ortalık kapkaranlıktı. Lambaları kim söndürdü dedim. Kalkıp lambayı açacaktım ki burnuma is kokusu gelmeye başladı. Üstüm açık kalmış gibi de üşüyordum. Uyku sersemliğiyle gözlerim hala bulanık görüyordu. Etrafıma baktığımda şoka uğradım. Burası babaannemin yanan eviydi. Rüyada olduğumu sandım önce. Kendi kendime bu bir rüya, birazdan uyanacağım diyordum. Ayağa kalktım. Kapıya doğru yöneldim.
Etrafa bakınırken birden bodruma inen merdivenlerden birinin çıktığını gördüm. Karşı karşıya geldik. Karanlıkta seçemiyordum ama çok korkmuştum. Başını bana doğru çevirince onun babaannem olduğunu anladım. Yüzü ve saçları yanmıştı. Korkunç görünüyordu. Onu görünce çığlık atmaya başladım. Geriye doğru kaçarken bir şeye çarptım. Arkamı döndüğümde o kara denilen cin beni çoktan yakalamıştı. Çığlık atarken birden sesim kesildi. Boğazıma bir şey kaçtı sanki. Babaannem yanıma doğru yaklaşıp bana bakıyordu. Ben sana sözümü dinle demedim mi? Sen ne yaptın? Bu evde ayet okudun. Bizi ebediyen ateşe attın. Şimdi ben bunun intikamını almaz mıyım? Sana rahat durmazsan kara gelir seni bulur demiştim. Bak şimdi anladın mı dedi. Ben korkudan artık kafayı yemek üzereydim. Ellerimden o cin tutmuş ve bırakmıyordu. Kurtulmak ve bağırmak istiyordum ama başaramıyordum. Babaannem, sen bize bunları yaptın ya, artık sana ölünceye kadar rahat yok dedi. Tam elini kaldırıp bana tokat atacağı sırada ben Allah'a tevekkül ettim dedim. Ben Allah deyince babaannem birden çığlık atmaya başladı. Arkamdaki cin de anında kayboldu. Gözlerimin önünde babaannem tekrar yanmaya başladı. Bağırıyor, kıvranıyordu. Sonra o bodruma doğru hızla kaçtı. Babaannemin o hızla gitmesi imkansızdı. Korkudan her yerim titriyordu. Evin dışına doğru yöneldim. Ben hala uykudan uyanmayı beklerken dışarı çıktığımda yüzüme vuran temiz havayla kendime geldim. Rüya falan değildi. Ben resmen babaannemin yanan evindeydim. Üzerimde sadece pijamalarım vardı. Soğuktan belim bükülmüştü. Sokak lambasının altına geldiğimde fark ettim ki üstüm başım simsiyah olmuştu. Ağlaya ağlaya caddeye kadar indim. İleriden bir arabanın geldiğini gördüm. Gecenin bu vakti hiçbir yer tekin değildi. Neyse ki gelen taksiciydi. Arabadan orta yaşlı bir adam indi. Kızım iyi misin? Bu ne hal dedi. Ben titreye titreye ağlıyordum. Başına bir hal mi geldi? Gece gece ne arıyorsun sokakta dedi. Ben hiçbir şey söyleyemiyordum. Adam ceketini çıkarıp sırtıma koydu ve beni arabaya bindirdi. Karakola mı gidelim, evine mi götüreyim kızım dedi. Ben hala ağlamaktan ve hıçkırmaktan konuşamıyordum. Yolda giderken biraz sakinleştim. Sağ olsun taksici abi sıcak klimayı da açmıştı. Isınınca dilim çözüldü. Evimizi tarif ettim. Beni evimin kapısına kadar götürdü. Zile bastı. Babam kapıya çıkınca şok oldu. Kızım ne işin var dışarıda? Bu ne hal dedi. Taksici beni yolda bulduğunu, alıp getirdiğini söyledi. Babam Allah razı olsun, çok teşekkür ederim deyip içeriden para getirmek istedi ama adam kabul etmedi. Annem beni içeri alıp ağlamaya başladı. Ne oldu kızım? Bu ne hal? Neler oldu? Sen nasıl çıktın dışarı dedi. Ben ağlaya ağlaya olan biteni anlattım. Uyandığımda o evdeydim. Nasıl oldu? Oraya nasıl gittim? Bilmiyorum dedim. Annem, babam ve ben sabaha kadar uyuyamadık. Babam beni cinlerin kaçırıp oraya götürdüğünü söyleyince annem baygınlık geçirdi. O gece resmen bizim için kabus olmuştu yine. Sabah babam iş yerine gidip izin aldı. Sonra da eve gelip beni yine hocaya götürdü. Yine aynı hocaya gitmiştik. Hocaya olup biteni anlattım. Sana dikkatli ol, muskayı yanından ayırma demiştim dedi. Muska hala boynumdaydı. Hoca alıp içini açtı. İçi boştu. Ben muskayı banyo yaparken çıkarıyordum sadece dedim. Hoca da demek ki o ara gelip içindekini çalmışlar dedi. Sonra hoca biraz düşünüp sizi başka bir hocaya yönlendirmem lazım. Eğer bunlar sizin eve girip muskayı çalabiliyorlarsa ve seni evden alıp başka bir yere götürebiliyorlarsa ben size yardımcı olamam dedi. Bize bir adres verip bu hocaya gidin, başka çaresi yok dedi. Adres Erzurum'du. Babama nasıl gideriz baba dedim. Babam da
İş yerinden avans ve izin almam lazım dedi. Eve döndüğümüzde babam iş yerine gitti. Akşama kadar korku içinde babamı bekledim. Akşam babam geldiğinde yüzü çok asıktı. Ne oldu baba dedim. Patron yarın kamyonla mal gelecek. Hiçbir yere gidemezsin. Ancak kamyonu indirirsen gidebilirsin dedi. Çok üzülmüştü. Dokunsan ağlayacak gibiydi. Üzülme baba. Yarın gideriz dedim. Tamam kızım deyip bana sarıldı. O gece ben, annem, babam, Murat hepimiz salona yatak açıp beraber uyuduk. Ben zaten artık ölü gibiydim. Ne konuşuyor ne de yemek yiyebiliyordum. Gece de yatağımda sessizce ağlıyordum. Annem benim ağladığımı bilip yanağımdaki süzülen yaşları siliyordu. Bu gece çok dikkatli olmalıydım. Boynumdaki muskayı bile çalmışlardı. Uykuya dalmamam en hayırlısı olacaktı. Gecenin sessizliğinde dışarıdan sesler gelmeye başladı. Rüzgarın sesi miydi yoksa başka bir şey miydi anlayamıyordum. Birden Murat yatağından kalktı. Nereye ablacığım dedim. Tuvalete gideceğim abla dedi. Tamam dedim. Murat tuvalete gidince ben yine dışarıdaki seslere kulak kabarttım. Bir müddet sonra Murat'ın tuvaletten dönmediğini fark ettim. Tam ayağa kalktığım anda dışarıdan Murat'ın sesi geldi. Perdeyi açıp dışarı baktığımda Murat bahçe kapısından dışarı çıkıyordu. Murat diye bağırdım. Annem ve babam uyanmamışlardı. Çok derin uyuyorlardı sanki. Ben tam kapıdan çıkacakken Murat tuvaletten çıktı. Abla nereye dedi. Murat sen buradaysan dışarıdaki kim dedim. Kapıyı geri kapatıp pencereye koştum. Dışarıda kapıda o kara cin beni bekliyordu. O an beynim uyuşmaya başladı. Bir şey beni sanki ona doğru çekiyordu. Bayılmak üzereydim. Murat benim o halimi görünce anne baba diye bağırmaya başladı. Onları sarstığını görebiliyordum. Murat ne kadar onları sarsa da uyanmıyorlardı. Baygın gibilerdi veya bir şeyin etkisindeydiler. Artık bilincim kapanmak üzereyken en son aklıma dua etmek geldi. Allah'ım sen kurtar ya Rabbim dedim. Gerisini hatırlamıyorum. Gece çok karışık rüyalar gördüm ama ne olduğunu hatırlamıyorum. Sabah uyandığımda bir arabanın içindeydim. Ön koltukta babam ve genç bir adam vardı. Baba dedim. Babam arkasını dönüp uyandın mı kızım? Korkma Erzurum'a gidiyoruz dedi. Bu kim baba dedim. Bu arkadaş patronumun oğlu. Ondan rica ettim. Bizi Erzurum'a götürecek dedi. Aynadan sadece gözlerini görebiliyordum. Yeşil gözlü, çok yakışıklı bir adamdı. Teşekkür ederim dedim. Rica ederim, ne demek? Rahatsızmışsınız. Biz de elimizden geleni yapacağız tabii dedi. Yolda birkaç yerde durduk. Ben nasıl oldu da bu arabaya bindim dedim. Babam, sen gece bayılmışsın. Murat bizi uyandırdı. Sonra apar topar Serkan Bey'i aradım. Durumu biliyordu zaten. Hemen geldi sağ olsun dedi. Yolda Serkan Bey'le sohbet ettik biraz. Erzurum'a kadar zor bir yolculuk yaptık. Hatta birkaç kez kazadan döndük. Ben sürekli dua ediyordum. Belki de o cinler bizi yolumuzdan alıkoymak istediler ama başaramadılar. Sabahtan yola çıktığımız halde neredeyse ertesi sabaha Erzurum'a vardık. Adresi bulup hocanın evine gittik. Zaten o yörede hocayı herkes tanıyormuş. Sorduğumuz herkes yardımcı oldu. Hocayı bulduğumuzda ben başımdan geçenleri anlattım. Hoca bana biraz müsaade edin dedi. Biz de evin salonunda bekledik. Bizim gibi bekleyen birkaç kişi daha vardı. Bir süre sonra hoca tekrar bizi içeri aldı. Kızım, babaannen yıllarca ateş ehliyle uğraşmış. Ahiretini düşünmemiş. Hala sağ. Onu yangından o senin gördüğün kara cin kurtarmış. Şu an can çekişiyor ve sana onun sıfatıyla geliyorlar. Sana azap çektirmeye uğraşıyorlar. Babaannen ölünce bu kabus bitecek. Korkma dedi. Onların babaannem öldükten sonra da
bana yaklaşmaması için bir muska hazırladı. O kara cin yaptıklarının hesabını verecek. Sen korkma, bir daha sana yaklaşamayacak kızım dedi. Elini başımın üzerinde tutarak Kur'an'dan ayetler okudu. Daha sonra da muskayı verdi. Gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz ve artık rahat uyuyabilirsiniz dedi. Hocadan helallik alıp tekrar İzmir'e döndük. Yolda babaannemin nerede olduğuyla ilgili konuştuk ama hiçbir bilgimiz yoktu. Ben yolda bir ara uykuya daldım. Artık çok huzurluydum. Uyurken yine rüya gördüm. Rüyada babaannem yanan evinin bodrumundaydı. Bir anlık gördüm sadece. Gördüğüm rüyayı babama anlattım. İzmir'e vardığımızın ertesi günü babam gidip babaannemin evine baktı. Babaannemin yanmış cesedi bodrumdaydı. Polisleri çağırmış. İtfaiye ev ilk yandığı zaman burayı didik didik aramış ama hiçbir şey bulamamıştı. Cesedi adli tıbba gittikten sonra toprağa verildi. Babama onun altınlarından bahsettim. Babam hiçbir şey bulunamamış kızım. Sanırım onları da cinler kaçırmış dedi. Bütün bu başıma gelen şeylere rağmen Serkan Bey benimle çok ilgilendi. Beni başka bir psikoloğa götürdü. İyileşmem için elinden geleni yaptı. Eskisi gibi olmadım ama yine de hayatın akışına ayak uydurmaya başladım. Ben zaten çoktan Serkan'a aşık olmuştum. O da bana duygularını söyleyince evlenmeye karar verdik. Mutlu bir evlilik yaptık. Hala mutlu bir yuvamız var ve bir tane de çocuğumuz. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.